Çok uzun bir aradan sonra Mobilite'nin yepyeni bölümünden herkese merhaba. Ben Erdi Ben Burak Şolt. Mobil dünyada olan biten her şeyi bundan sonra Mobilite'nin yeni bölümlerinde Burak'la birlikte anlatmaya, yorumlamaya çalışacağız. Burak ne haber, nasılsın, nasıl gidiyor? Vallahi iyiyim abi. Pandemi döneminde evlerde izine kilo almaya devam ediyoruz. E, senden ne haber? Valla evler dediğin gibi kilo almaya devam ediyoruz. Geçen bir araştırma gördüm. E, yurdum insanı pandemi döneminde ortalama 6,5 kilo almış. Ben o seviyede değilim ama bir 3-4 kilomuz var. Bir an önce de vermemiz lazım. Valla bende de bir 4 kilo var abi. Ben de yani işimiz gereği de zaten evdeyiz. Bir de ben evde oturmayı da seven birisiyim. Pandemi dönemi hepten bizi eve kilitledi. Yani benim belki günlük tempomda bir şey değişmedi ama ayda bir defa ofise gidip geliyordum. Artık onu da yapamıyorum. Yani sen yine zaten hani mizacın zayıf profilli olduğun için sende çok belli olmuyor yani. Hani evet. Sen söylemezsen ben bu değişimi anlamaz ama ben de biraz yanaklar kendini belli etmeye başladı. Buna bir önce gereken önlemler önlemleri alıp daha düzenli bir yaşama geçmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ama bilgisayar başında olunca da bunlar çok kolay olmuyor. İşleri halletmek için bilgisayar başında oturuyorsun. Otururken dinç kalmak için bir şeyler tüketiyorsun. Abur cubur tüketiyorsun ve bunlar kötü olan da bu esasında. Evet, evet, Beslenmen evet. düzenli ama abur cubur tüketimi biraz zorluyor açıkçası. Çok fena. Benim bu kadrajın dışında abur vurdular dolu arkadaşlar. <laughs> ya benim de arka bir masa biraz karışık şu koltukla kamufle etmeye çalıştım. Ee, umarım kamufle oluyordur. Ee, başlamadan önce e, iki tane teşekkürüm var. Onu, onu söyleyeyim en başta. E, birincisi İtopya'ya teşekkür ediyoruz. Bu yayın için aslında yollamış olduğu bazı Elgato cihazları var. E, sponsor değiller ama bu yayınları yapacağımızı söyleyince sağ olsunlar destek oldular. Diğeri Logitech şu olsunlar. an yine e, bu yayınların görüntülerini Logitech'in ekipmanları üzerinden kaydediyoruz. Evet bu e, açıklamadan sonra istersen başlayalım. Nasıl başlayalım sen nasıl arzu edersin? Vallahi iPhone 13'ü herkes merak ediyordur diye düşünüyorum. Önümüzdeki Eylül ve Ekim ayında tanıtılmasını tahmin ediyoruz ama... Şu noktada elimizde bir sürü artık mockup var bir kısmı Ali Baba'dan bir takım kişilerden özellikle bu aksesuar üreticilerinden gelen mock üzerinden yapılmış yorumlar ki bunlardan ilki bu mock-up'lar neticesinde sitemizde de bir haberini yayınladık arkadaşlar. Ekranın altında özçekim kamerası. Çünkü bakıyorsunuz mock çentik yok. E tahminen akla gelen şey şu. Acaba ekran altında bir kamera? Yani kamera artık ekran altında gizlenebiliyor mu? İkincisi parmak izi okuyucusu. Yani bu pandemi dönemiyle beraber artık biz Face ID ile beraber yüzümüze okutamadığımız için belki de Apple Touch ID'yi çok istemese de geri getirmek istemese de Face ID ile çünkü çok iddialı yorumlarda bulundu işte en iyi e, kilit sistemi şeklinde e, özel güvenlik özel şifre sisteminde e, ama parmak izi okuyucusu dönebilir diyorlar ve tipçe girişi. Bilmiyorum iPhone 13 adıyla mı çıkacak ama böyle bir telefon için çok fazla yenilik bir arada sunulmuş gibi yani böyle olurdu. Ee, çünkü bir, bir takım bilgilere göre de yeni iPhone ailesi arkadaşlar S güncellemesi olacak. Yani biz 5, 5S, 6, 6S gibi modeller gördüğümüzde iç konfigürasyonun güncellendiğini görmüştük günümüze. Ama e, dışında öyle çok çok belirgin farklar oluşmamıştı. Yani o deneyimi toptan değiştirecek şeyler yoktu. Bu tür beklentilerde mevcut arkadaşlar. O yüzden ee, yani bilmiyorum bu makaplar ne kadar e, güven verici sizler için ama durum böyle. Sen ne düşünüyorsun abi? Yani bu makaplar sence bir bizim için ışık olabilir mi? Yoksa harbiden S deyip Apple geçer mi işin üzerinden? Şöyle yani önce mokaplarla başlayalım. Şunu söyleyebilirim. Sonucunda Apple'la yakın çalışan, Apple'la işbirliği yapan, Apple'la ticari anlaşması olan bazı aksesuar markaları var. Bunların ister istemez hazır olabilmesi için yani aksesuarların iPhone piyasaya çıktığı gün piyasada bulunabilmesi için telefon lanse edilmeden, telefonlar duyurulmadan öncesinde bu bilgilere sahip olması gerekiyor ki en azından en boy, ölçüler, çentik vesaire bunları bilecek ve buna uygun aksesuarlar yapacak. Aynen. Ha, kendi adı duyulsun, teknoloji sitelerine düşsün diye böyle hype yaratmak, ilgi çekmek için yalan yanlış şeyler ortaya atan merdiven altı Çinli şirketler de var. Yok değil ama diğer taraftan mesela zaman zaman hem Apple tarafında hem de Android tarafında bazı sıntıların çıktığı önemli kaynaklar var. Bunlardan bir tanesi Spigen. Spigen dediğim firma aksesuar dünyanın en büyüklerinden bir tanesi. Ve pek çok firma iş birliği var. Dolayısıyla bunların bir kısmı doğru olabiliyor, bir kısmı yanlış olabiliyor. Ama en nihayetinde ürün tanıtılmadığı için hepsine temkin yaklaşmak gerekiyor. Evet. Şimdi senin söylediklerinden yola çıkarsak ben şunu düşünüyorum. Birincisi ben bu jenerasyona çentiğin tam anlamıyla gideceğini düşünmüyorum. Çantik küçülecektir muhtemelen çünkü artık teknoloji gelişti, sensörlerin boyutlarını biraz daha küçük yapabilmek mümkün. Hı hı. Ya mevcut telefondaki o çantin içerisinde gizlenmiş olan donanımları fonksiyonel kayıp yaşamadan daha küçük çantiye sığılabilirler diye düşünüyorum. Ee, Çentin küçülmesi ister istemez tasarımı da belli miktarda daha estetik hale getirecektir. Zaten sen de dedin ya az önce bu S jenerasyonu olacak. İsmi evet. Belki 12S olur belki 13 olur ama Apple'ın döngüsünde bir S jenerasyonu anlamına geliyor. Yani bir sonraki adımda 2022'de daha büyük güncellemeler gelir. Fakat bu sene bazı güncellemeler göreceğiz. Zaten tasarım geçen sene iPhone 12'lerde değişmişti. Bizim açımızdan kenar çerçeveler dışında çok bariz bir tasarım farkı görünmese bile bu Apple için çok büyük bir şey demek. Çünkü 6-7 yıl aynı tasarımı kullanan bir firmanın <laughs> kenarları bile değiştirmesi ister istemez tasarım anlamında e, belli bir kazanım sağlıyor onlar açısından. Evet. E, Ekranda parmak izi okuyucu bence önemli. Çünkü dediğin gibi pandemiden dolayı hepimiz maske taktığımız için Face ID kullanıcı deneyimini bozan noktaya geldi. Kesinlikle. Apple sonunda... Yani şöyle lafını biliyorum abi. Yani Esafla. şey maske takarken iPhone 11 kullanıyordum ben bir dönem arkadaşlar. Yani 50-50 şansı var. Yani bazen gözlerinizden T bölgesinden yüzünüzü algılayıp Kilidi açabiliyor bazen de açmıyordu bu sefer ne yapıyorsunuz maskenizi aşağı indiriyorsunuz ki bu hoş bir şey değil yani anlık olarak telefon kilidini açmak için kullansanız bile tamam girebilirsiniz ama o sırada rahatlık geliyor insana maskeyi kaldırıp hemen yüzünüzü taratıp devam ediyorsunuz yani bu olmaması gereken bir şey özellikle yani pandemi döneminde. Bir de Apple tabi deneyime yoğunlaşan bir firma olduğu için bu ister istemez firmanın yapmak istediği şeyle pek örtüşmüyordu Evet. kademeli olarak yazılım güncellemesine şey yaptılar. Maskeden dolayı Face ID açamazsa hemen şifre ekranı gelmeye başladı. Eskiden bir de onun için kaydırman gerekiyordu pandemik zamanlarında. Öyle bir toparlama yaptılar ama sonucunda Face ID maske kullandığımız sürece ki dünyadaki ilişkinize bakıldığı zaman bence 2022'de de maske kullanmaya devam eder. Herkes aşılansa bile bir süre daha maskeli yaşamak gerekecek gibi görünüyor. En azından cebimizde maske olması gerekecek. Ekran altı, parmak izi okuma konusunda Apple... ...muhtemelen bir şeyler katmadan kendisi mevcut sistemlerde gelmemeyi düşünebilir. Yani Android dünyasındaki çözümlere bakıldığı zaman belki daha hızlı... ...belki daha işlevsel bir yöntem deneyebilir. Birazdan konuşacağız. Mi 11 Ultra'da Xiaomi ekran alıp parmak izi okuyucular nabız da ölçmeye başladı. Hı hı. Ama Apple'da şunu yaban atmayalım. Son duyurduğu iPad'lerde ne yaptı? Güç butonuna parmak izi okuyucu koydu. Evet. Hani ekrandan parmak izi okuma konusunda istediği deneyimi elde edemezse... ...fiziksel olarak güç butonuna böyle bir sensör gömebilir mi gömebilir ama Apple bir taraftan da tabii teknoloji yarıştırmayı seven, en iyisi, en hızlısı, en güçlüsü bende demeyi seven bir marka olduğu için ekran altı konusunda yatırım yapacaklardır diye düşünüyorum. Ee, ama bunun dışında bence en büyük güncelleme ekranda olur. Yani inşallah çünkü ben e, in, niye inşallah diyorum? Çünkü insanların şu hareketi yapması bile beni... Yatırımcı gibisin. <laughs> ya hayır. <hala. gülüyor> <laughs> gibi. Yok yok öyle. Hayır. Hiçbir hissem, hiçbir şeyim, yatırımım yok Apple'da. <laughs> Lütfen. <gülüyor> ya şimdi... Kardeşim olsay olsaydı yadırgamazdık. Zengin bir arkadaşımız var derdik. Dur şöyle de oturuşumu düzelteyim falan derdik. Yani. <laughs> ya şöyle ki ben dışarıdayken maskeyi bir defa aşağı indirip yani elimle maskeye dokunmaktan bile imtina ediyorum. Çünkü toplu taşımada bir yere tutuyorsunuz. Sonra diyelim ki Face ID ile kilidi açayım. Ya kolayıma gelecek pin pin hani ondan bile imtina ediyorken o yüzden bu konuda en azından fiziksel dediğin gibi parmak izi okuyucusu gelse mesela ben çok rahatlarım kişi olarak. Sizler neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yani bu konudaki yorumlarınızı yorumlar kısmında ben bekliyorum ama ee... benim tarafımdaki durum bu. Şimdi hızlı da diğer bazı olası güncellemelerden de bahsedelim istersen. Birincisi dediğim gibi bence en büyük güncelleme ekran tarafında olacak. Çünkü yani bu sene çıkacak 2021'de çıkacak iPhone'larda 120 Hz ekran yenileme hızının olacağı söyleniyor. Aslında İnşallah. Bazı iddialarda, yani bence de artık olsun aslında bazı iddialarda iPhone 11'lerde bunun olduğu ancak Apple'ın istediği enerji verimini yakalayamadığı için sonuna kapattığı söyleniyor. Hmm. Böyle bir e, dedikodu var. 120 Hz olabilir. 120 Hz olursa LTPO dediğimiz Samsung'un da şu anda S21 Ultra'da kullandığı panel tipine geçilebilir. Tabi Apple paneli Samsung'dan alsa bile kendi özel değiştirmelerini yapıyor. Birebir aynı panel gibi düşünmemek gerekiyor. Bunun dışında Always On Display dediğimiz sürekli açık ekran özelliği de bu sene gelebilir deniyor ki bu da bence yine kullanım kolaylığı sağlar. Yani ben e, iPhone 12 ailesi için çok çok olumlu bakıyordum çıkmadan önce. Ama ne zamanki 60 Hz ekranı gördüm. Android telefon üreticileri neredeyse 3 senedir yüksek tazelim hızlı ekranları bize yani aktif bir şekilde her segmentte sunuyorken o saniye dedim ki hani benim kamera önceliğim olabilir ama 60 Hz, 120 Hz. Ben şu anda mesela 280 Hz'lik monitörlere bakıyorum. Bu kadar yüksek tazelim hızını gördükten sonra 60 Hz'e düşmek şey oluyor ya yani Akıcı bir görüntü ve slide gösterisi. İlk başta böyle hissettiriyor sonra alışmanız gerekiyor ona tekrardan. Ki biz senelerdir 60 Hz'lik ekranları kullanıyoruz belki ama yüksek tazelimizi görmeyenler, bilmeyenler, denemeyenler henüz varsa mutlaka deneyin arkadaşlar. <laughs> Vazgeçemeyeceksiniz kötü bir alışkanlık olacak. Orada şu var bence e, Apple'ın 120 Hz'e geçmesi tüm telefon dünyası için bir iğme kazandırabilir. Çünkü Apple genelde bir teknolojiyi kullanmaya başlarken later but better konseptiyle yapıyor bunu. Yani daha sonra bile olsa en iyi şeklinde olsun bir yaklaşımları var. Şimdi Android dünyasında biz 120 Hz'i kullanıyoruz ama ya yani sen de biliyorsun ki telefonun kendi arayüzü dışında bu yeteneği tam anlamıyla hissedebileceğimiz çeşitlilik, içerik çeşitliliği çok fazla yok. Maalesef. Hani Apple bunu getirirse muhtemelen oyun tarafında da buna uygun, bunu optimize yapımları da görmeye başlarız ki bu bence Android dünyası için de bir itici güç olur. O açıdan heyecanlıyım. Madem hani 120 Hz ekran vesaire dedik, Tabii A15 çip de gelecektir yani performans da e, artacaktır. Bence Kesinlikle. önceki jenerasyonlarla kıyaslandığı zaman iPhone 12'lerdeki A14 Apple'ın kendi standartlarından biraz daha düşük performans kazanımıyla gelmişti ki bunu anlamak da mümkün bence en azından. Çünkü iPhone 12'lerde 5G desteği de var ve telefonlar ısınıyor bak biz 5G kullanmıyoruz yine Hı. ısınıyor. 5G ile birlikte daha fazla ısınabileceğini tahmin ediyorum ben. O yüzden A15 ile birlikte CPU ve GPU tarafındaki performans artışına ek olarak Apple'ın ilk defa Vapor Chamber, buhar kazanı dediğimiz soğutma sistemini kullanabileceği iddia ediyor. Aslında telefonları belki şöyle ayırabiliriz. Bir, gerçek aktif soğutmalı telefonlar var. Birazdan bir örneğinden bahsedeceğiz. Fanlı soğutmaya sahip evet. telefon. Şimdiden söyleyeyim iki tane fanı var arkadaşlar. Bilgisayar mübarek uçuyor. Evet evet. İki, iki soğutma takviyesi olan telefonlar var. İşte Android dünyasında gördüğümüz üst seviye bütün telefonlar. ısı dağıtıcı, blok, bakır plaka, buhar kazanı konsepti gibi. Şimdi Apple tarafında bu pek yoktu. İşlemci içine koyuyordu ama işlemci üst kısmında özel anlamda bir soğutucu müdahale ya da yatırım bulunmuyordu. Ve Apple Chamber dediğimiz sistem yine bir ısı dağıtıcı bakır bir plaka. içerisinde özel bir kimyevi madde var. En, tava, te, en sıcak noktada buharlaşıyor ıı, sıvı. Daha sonra e, buharlaşmaya bağlı olarak soğuk tarafa doğru gidiyor. Tekrar yoğunlaşıyor vesaire. Böyle kendi arasında içerisinde faz dönüşüm olan bir soğutma sistemi. E, performans arttıkça bu çiplerin sonuçta dar alanda çalışmaya devam ettikleri için e, termal toleranslara değişkenlik gösteriyor. Umarım bu da olur. Çünkü bu olmazsa e, performans konusunda tropping sorunları ortaya çıkıyor. Bir de kamera konusunda kamerada ne bekliyorsun? Son olarak da konuşalım. Yani ben zaten iPhone 11 kamerasından dahi memnun bir kullanıcıyım. Instagram'da yani elde ettiğim deneyim beni fazlasıyla memnun ediyor ve hatta oradaki farkı kullanıcılarımızda da takipçilerimiz de kullanıcılarımız derken Apple gibi konuştum yine. <laughs> yani... <Azdan> müşterilerimiz diyecektim. <laughs> yani şöyle ki orada. E, oradaki... Ha, bu arada bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ben müşteri ifadesini kullanmalı tamam şey, tüketici ifadesini kullanmalarına bünyem bir şekilde kabul tamam tüketiciyiz hmm. teknik olarak doğru değil ama hani bir ekosistem gibi düşünüyorum kullanıcılarımız hmm. paydaşlarımız evet, tamam, evet, daha, evet, evet, sıcak ve samimi geliyor bana ya bana da daha sıcak ve samimi geliyor ama bir, bir an <laughs> direkt Apple <laughs> çalışanıymış gibi konuştum kusuruma bakmayın arkadaşlar yani mesele şu orada anlatmak istediğim şey şu iPhone 11 ailesinde dahi ben Instagram'da Instagram özellikle vaktini tüketen birisi olarak özellikle orada medya paylaşan günlük hayatımla alakalı bir şeyler e, sizlere aktarmaya çalışan biri olarak yani o kameralardan bile memnunum. iPhone 12 ailesiyle beraber gelen ekstranın çok çok büyük olmadığını düşünüyorum. iPhone 13 ile beraber benim beklentim artık 12 megapiksel e, limiti mi diyeyim artık. Bunun kırılması belki de. Yani 48 megapiksellik, 64 megapiksellik belki de sensörler görmek istiyorum ben iPhone tarafında. Yani Android tarafında bir e, megapiksel yarışına girildiği çok açık, bariz belli. E, şu anda mesela, misal bir bakıyorsunuz S21 Ultra 108 megapiksellik bir kamera var. Ha, bir iPhone 12 kamerasıyla karşılaştırdığınızda düşük ışıklı ortamlarda bu kamera fazlasıyla gürültüye, noise'a sebep oluyor belki ama bir yarış var. Apple bu yarışın içerisine girer mi diye ben merak ediyorum abi. Ee, şöyle 108 megapiksele girmez. Ee, Apple'ın çünkü son dönemde gidişatına bakıldığı zaman ya 12 ya çözünü bir tarafa bırakalım büyük sensöre doğru büyük pikselli bir ilerlemesi var çünkü evet. şimdi 8K videoyu bugün destekleyen telefonlar var. İşte Xiaomi Mi 11 Ultra'ya geçeceğiz şimdi. 3 kamerası 8K video çekiyor. Sen de bak, S21 Ultra var. Hı -hı. 8K video çekimini kullanmak o kadar zor ki en ufak harekete duyarlı yani belki tripod kullanmak gerekiyor ve en istediğin görüntü kalitesini yakalamakta zorlanabiliyorsun tamam bir zoom avantajı sağlıyor tamam hmm. bir fotoğraf bir görüntü basmak istersen farklı avantajları var ama şimdi toplamda bakıldığı zaman az önce bahsettiğim Instagram vurgusu mükemmel bir tespit ama Instagram tarafında donanımdan ziyade Apple ekosistemi ile Android ekosistemini Instagram'a ne ölçüde entegre olduğu karmaşası var. Orada biraz da Google'ın bu konuyu çözmesi lazım. Ee, benim açımdan kamera tarafında şunu düşünüyorum. Toplam deneyim olarak bakıldığı zaman dediğin gibi bugün iPhone 11'ler bile çok iyi bir deneyim sunuyor. Fotoğraf evet. konusunda kötü çekiyor demezsin. Video konusunda zaten çok iyiler. Stabilizasyonları güzel çalışıyor ama bir, bu, bu bir mühendislik yarışıysa, bu bir hani liderlik yarışı ise Apple özellikle fotoğraf kalitesi anlamında şu an en iyisini sunamıyor. Bakıldığı hmm. zaman işte Huawei'nin telefonları var. Şimdi Xiaomi devasa bir sensör kullanmaya başladı. Başka markaların başka iddiaları var. Dolayısıyla orada ciddi bir gelişim olacaktır ama benim Apple'ın deneyimi de gördüğüm en handikaplı deneyim e, ultra geniş kamerada. Orada görüntü çok çabuk bozuluyor. Bence oraya bir el atacaklardır. Şundan emin değilim. Mesela lidar sensör sadece Pro modellerde var. Pro ve Pro Maxte var. Hı hı. Bir iddiaya göre tüm dört yeni model çıkacağı ve hepsinde olacağı söyleniyor. Çünkü Apple'ın lidar sensörü biraz da bu 2022'de falan çıkacağı söylenen AR, VR arttırılmış gerçek gözlüğü için düşündüğü falan söyleniyor ama ben muhtemelen yine iki modelde olacağını tahmin ediyorum. Toplamda bir kamera güncellemesi olacaktır. Smart Shift dediğimiz o sensör stabilizasyon sistemi belki Max'in dışında bu, bu jenerasyonun Max'in olmayan da gelebilir. Evet. Ee, ama toplamda ne kadar tabii e İlerleme kaydedicinin telefonda artık çıktığı zaman görürüz. Valla oradaki Instagram şeyinden de bahsetmek istediğim şuydu. Belki izleyicilerimizin aklı karışmış olabilir. Neden iPhone 11 daha iyi gibisinden? Yani fotoğraf paylaştığınızda çok fark hissetmiyorsunuz. Belki de bir Android telefonu iPhone arasında ama video paylaştığınızda yani bu API erişiminden benim bildiğim kadarıyla e, sıkıntı şu e, iPhone'lar kameradan oluşturulmuş, alınmış verinin kendisine direkt erişebiliyorlar. Android telefonlarda ise sizin ön izleme olarak gördüğünüz, yani kamerada bir şey çekiyorsunuz ya, ekranda gördüğünüz ön izleme var. Androidlerde bu görüntü alınıp arkadaşlar, Instagram'da paylaşılıyor ve kalite farkını oluşturan en önemli şey bu. Dolayısıyla Android'i video paylaşmak istediğinizde, yani paylaştığınız görüntünün hareketliliğine göre de işte ortam ışığına göre de bir sürü faktör işin içine girebiliyor ama blok blok bir görüntü elde ediyorsunuz ve şu ben, anda, bak şu anda, şey lafını böldüm abi, ee, şu anda iPhone 11, 14- 15 bin liralık Seyin bir Ultradan daha iyi sonuç veriyor videoda Instagram'da ama bu iki telefonu normal fotoğraf deneyimi olarak karşılaştırın. arkadaşlar Seyin bir Ultra 5G iPhone 12 ailesinden de bence daha iyi fotoğraflar çekebiliyor. Ama Instagram'a gelince olay patlıyor. Biz bu fotoğrafları ne işi çekiyoruz? Instagram'da paylaşmak için Dolayısıyla direkt e, hangi telefonun daha iyi olduğu, direkt Instagram'ı yoğun kullanan birisi için ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Orayı netleştirmiş olayım. Son olarak şunu söyleyeyim zaten bu dediğin sebeplerden dolayı mesela bazı influencer'lar bir kısmı aslında kameralarda yakalanmışız zaten yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Bir Android telefon üreticisiyle işbirliği yaparken bile aslında yanında ikinci bir telefon var, iPhone. Evet. Çünkü Instagram'da yıldız o, Instagram Popüler Instagram kaynaklıysa paylaşımları yaparken en yüksek kalitede yapmak istiyor. Dolayısıyla görünüşte işte sponsor olan Android markası ama arka planda bir iPhone çalışıyor. Hani bir dönem e, Britney Spears'ın Pepsi sponsoruyken iken Coca-Cola içerken yakalanması gibi. <laughs> bir bir milyon tane de örnek var. E, diğer habere geçelim istersen başka ekleyeceğim bir şey yoksa. Yok yok. Vallahi Mi 11 Ultra'ya geçelim bence çok heyecan verici bir telefon. Sen ne diyorsun nasıl oldun telefonu? Ya Mi 11 Ultra'nın ben arkasını görü görmez e, Xiaomi tarafında içlerinde böyle hani... E, filmi içerisinde şöyle bir senaryoun gerçekleştiğini düşündüm. Efendim işte ne bileyim patronun e, yöneticinin yanına gidip efendim elimizde bir sürü Mi Band 4 kaldı. Şey i̇şte, Mi, pardon Mi, Mi Band, 5. Band 5 kaldı. Mi Band 5 e, yani insanlar evinden çıkmıyorlar, hareket etmiyorlar kalp ritmiyle alakalı bir şey e, ölçmüyorlar. Yani akıllı bileklikleri kullanmaz hale geldiler evde oldukları için belki de uyku sürelerini ölçmüyorlarsa tabii ki. Ya biz bu ekranları ne yapalım? Yeni telefonumuz çıkıyor ya. Arkasına yapıştıralım. Çünkü Mi 11 Ultra'nın arkadaşlar arkasında birebir Mi Band 5'in ekranı var. Tabii al, almışlar aynı ekranı e, koymuşlar arka tarafa. Şimdi şöyle bir durum var. Yani benim kanaatimce şimdi bu telefon çok havalı bir telefon. Yani Android dünyasında şu an teknik anlamda bakıldığı zaman en gösterişli ve en şaşırtıcı özellikler şu anda e, bu telefonu çünkü Hı -hı. arkada ikinci bir ekran olduğu için sen telefonu şöyle tutsan muhtemelen arkadaki ekran nedir diye birisi sana sormaya başladı. O evet. hangi telefon falan tarzında. Ee, bu şunu gösteriyor aslında. Şimdi Amerikan ambargosundan dolayı Huawei ne yazık ki telefon pazarında kan kaybediyor. Çünkü işte Google servislerinin olmadığı bir süreçten geçiyor. Dolayısıyla pek çok marka Huawei'nin bıraktığı payı ben alabilir miyim yarışı içerisinde girmiş durum ama. Aynen benim ya. kanaatimce bu yarıştaki en motive üretici Android üreticisi Xiaomi. Yaptığı telefonlardan da belli oluyor. Mi 11 Ultra'ya bakıldığı zaman e, şimdi arka taraftaki tasarım e, bana bir miktar Nokia'nın bir dönem 2012'de piyasaya çıkardığı PureView 808'i hatırlatıyor. Onda da yine benzer gibi arka tarafta böyle e, özel bir kamera departmanı vardı. Önden bakıldığı zaman zaten Mi 11 serisinin diğer modellerinden çok daha farklı değil. Mi evet. 11 Pro ve Mi 11 ile birebir aynı özelliği gösteriyor ama arkadan bakıldığı zaman hem ikinci ekran hem de gelişmiş kamera sisteminden dolayı ayırt edebiliyorsun ki üstelik orada çok ciddi bir çıkıntı var işte internette videoları da var sosyal medyada. Masaya koyduğun zaman çıkıntıdan tutabiliyorsun yani tutturabiliyorsun. Evet evet. Devasa bir çıkıntısı var. Zaten 234-235 gramlıkta hallice e, ağır bir yapısı var. Çok kalın değil. 8.4 milimetre ama ağır bir telefon. Onu söyleyelim. Bu telefonda beni en çok heyecanlandıran konu tam bir kamera telefonu olması. Yani neden bahsediyoruz? Bu telefonun alameti farikası diyebileceğim özellik sahip olduğu kamera sistemi. 50 megapiksellik Samsung'un YN2 sensörü. Çünkü bir bölü 1.12 inç boyutunda bir sensör var ve bakıldığı zaman da 1.4 mikron büyüklüğünde pikselleri var. Yani 1 bölü 1.12 inç bugün e, şu anki modern telefonlar açısından bakıldığında en büyük kamera sensörü anlamına geliyor. Ama az önce söylediğim PureView 808 Nokia da 2012'de aynı boyutta sensör kullanmış. Bakın şu anda bir, bir, bir e, yine lafını biliyorum abi gecikmeden de oluyor, tamam oluyor, tamam oluyor tamam. bunlar. Şimdi bu kamera mesele benim inceleme videolarımı çektiğim kendi ofisimde kullandığım kamera FDR AX100 bunda bir inçlik sensör var yani hani ne bileyim e, bir ölçekleme gerekirse e, ne scale for banana derler ya işte Bunda bir inçlik sensör var. Sonra Sony'nin RX cep kamerası yani hemen cepinize atabileceğiniz e, kameraları onlarda da bir inçlik sensörler var. Neredeyse bu boyutta bir sensörden bahsediyoruz çok büyük bir sensörü var. Ee, Birinç boyutunda sensör kullanan ki, telefon kamerası değil ama kameranın telefonu gibi bir konsepti daha önce Panasonic denemişti. Ee, çok uzun süredir Huawei P50 Pro'da bilinçli bir Sony sensör kullanılacağı söyleniyor ama bir süredir de tedarik sorunları sebebiyle belki IMX 800 serisi o sensör yerine belki 1 bölü 1.12-16 inç boyutunda başka bir sensör olabileceği de söyleniyor. Fakat bugün itibariyle yani, devasa bir sensör çok büyük bir sensör ve piksel bindirme yöntemiyle 1.4 mikronu 2.6-2.8'ler seviyesine getirebiliyor. Yani düşük ışık konusunda da e, çok yetenekli olduğunu tahmin ettiğimiz otomatik netleme konusunda da çok yetenekli olduğunu tahmin ettiğimiz bir telefon. Kaldı ki diğer kameralara bakıldığı zaman 5x optik zoom yapabilen zaten bir 48 megapiksellik periskop kamera bir de yine 128 derece gösterebilen ki 128 derece çok geniş bir görüş demek. Evet. Genelde ultra geniş kameralar 124-124 derece arasında bir görüşe sahiptir ki bu epey büyük. Yani 8K'da 24 FPS, işte 4K'da 60 kare saniye video çekebilen bir telefondan bahsediyoruz. ben bu telefon acaba 4K 120 yapar mı diye düşünüyordum ama mesela Xiaomi bu özelliği vermemiş. Gerçi şey var, ön kamerasına da baktığımızda yani yanlış görmüyorsam eğer şu anda ben 4K 30 FPS bir öz çekim kamerası göremiyorum. Yok ben de 1080 30 1080 60 diyebiliyorum. Ama teknik olarak şöyle bir durum var aslında bu telefonun arka kamerası ön kamera olabilir çünkü arkada ikinci bir ekran olduğu için. Aynen. Yani 8K'nız <laughs> şeklinde yapabilirsin istersen. Ya işte Mi Band şu anda 6 çıkıyor arkadaşlar dediğim gibi ilk aklımda o canlandı. Mi Band 5'ler elde kalacak biz bunu ekranlarını nerede kullanalım? En yeni en güçlü telefonumuzda belki de en pahalı telefonlarımızdan birinde. Şey çünkü 1200 Euro değil mi abi? En pahalı demek şöyle yanlış oldu. Tabii şimdi katlanabilir telefonları var. Ha, o onlar, daha pahalı. Evet. Mi Mix Alpha vardı. O daha da pahalıydı ama hani çok adet üretilip çok ülkeye gidebilecek en pahalı telefonları gibi belki düşünülebilir. 1200 Euro. Ee, zaten şimdi telefon teknik özelliklerini tek tek saymaya da gerek yok Burak <laughs> ya. Yani. Yani neredeyse hani her şeyin en iyisi var gibi bir durum söz konusu. Ha Belki bir sonraki bölümde konuşuruz. Bu telefonlarda benim eleştirdiğim bir nokta var. Şimdi onu aslında bu eleştirinin referans kaynağı da Sony oldu. Şimdi de yeni amiral gemisinde incecik kasada, hafif bir telefonda, suya dayanıklı ama aynı zamanda mikro SD kartı desteği olan, aynı zamanda 3.5 mm kulaklık jack'i olan bir telefon yaptı. Şimdi bu markalara sorduğun zaman diyor ki, onu yaparsan mikro SD olmaz. Evet. Bunlar var ya, bunlar hiç samimi açıklamalar değil. Yok, Asıl Aslında şunu söylemeye çalışıyor. Burak'cığım, 128 sana e yetmez dedin değil mi? Efendim evet abi tamam o zaman biz sana 256 vereceğiz. Bize maliyeti 15 dolar sana mal 200 dolar. Yani böyle para kazanma yöntemi. E, 3.5 milimetreyi kulak çekini neden çıkardılar? İki kriter ortaya çıktı. Biri dedi ki HD sese yoğunlaşacağız. Bu artık eski teknoloji. Bir de dedi ki telefonu kalınlaştırıyor. O yüzden yapamıyor. E, Sony'a e bakıyorsun. ince öyle bir yapmış ki kablosuz hayret ses destekliyor yok kablolu hayret res ses destekliyor. E oluyormuş demek ki. Evet evet ya ya bunlar tamamen kaçamak kaçamak cevaplar. Yani şu Xiaomi bir Ultra 5G'de de aynı şey. Yani bu telefona bu kalınlıkta bir telefona, bu ağırlıkta bir telefona ki yani Mi 11 Ultra da mesela oldukça ağır bir telefon. 234 gram. Biz <laughs> iPhone 12'ye diyorduk ki işte ne bileyim 228 gram civarlarında iPhone 2 Pro Max yanlış hatırlamıyorsam ağır. Bu daha da ağır, daha da büyük, kalınca, iyice kalınca bir telefon. Yani 8.4 mm için ben çok ince diyemiyorum açıkçası. Buraya her şey sığar. Mikro <laughs> SD kart da sığar, 3.5 mm jack da sığar. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kullanıcı dostu telefon yaptığımda ki bak artık yani herhangi bir bahaneler de yok. 1000 euroların üstünden bahsediyoruz. Evet, evet. Orada her şeyi vermen gerekiyor. Mikro SD kart desteğin de olacak. 3.5 milimetre de olacak. Hatta yerine göre kutu içerisine de mükemmel bir kulaklık koyacaksın. Evet. Sony, mükemmel kulaklık yerine de Sony'nin elinde kablolu kablosuz bir dünya kulaklık var. Mükemmel diyebileceğimiz. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet, Dolayısıyla evet. böyle bir durum var. Aslında çok kısaca ekrandan bahsedeyim. Çünkü Xiaomi son birkaç jenerasyondur zincirlerini kırmaya başladı. Çok yüksek kaliteli ekranlar kullanmaya başladılar. Ki Xiaomi'nin en zayıf noktası bence hep ekranlarıydı. En iyi işlemciyi konuyordu. Bolca RAM koyuyordu ama ekran Full HD Plus, ortalama kalitede paneller oluyordu. Ama şimdi bakıldığı zaman renk doğruluğu çok yüksek, 1 milyar renk gösterebilen, yani 1700 nit parlaklığa çıkabilen HDR, Rondolabio Vision destekli ekran var. Ekranı ben çok merak ediyorum. Muazzam deneyim sunacak gibi görünüyor. Yani IPX, zaten IP68 sertifikası da var. İşte ne bileyim. Bu Xiaomi telefonlarda her segmentte üründe zaten gördüğümüz bir şey değilken IP68 sertifikası ve ben şeyi çok şaşırdım ee, yani bu Huawei'nin pastasını kapma yarışında artık biz bu telefona daha ne katabiliriz'in e, düşüncesinde geliştirilmiş konulmuş bir şey. Harman Kardon hoparlörler yani ben Xiaomi'de hatırlamıyorum özelleştirilmiş bir hoparlörüyle öne çıkan bir telefon olsun veya yani ne bileyim şöyle biz bir hoparlör koyduk bir sesinden. Kafayı... Teknik olarak biraz kafa yormaya başlamışlardı ama şimdi işin marka kısmına da gitmeye başlamışlar. Yani. Harman Kardon diyorsun. Meraklısı için. Bu da bir kriter en nihayetinde bakıldığında. Yani Harman Kardon'u kaç kişi bilir? Satışa ne kadar etkisi olur? Bir ayrı bir konu. Ama adam aslında şunun için kullanıyor onu. Bak benim referansım da var. Harman Kardon. Onların evet. onayladığı bir telefon diyor. Ee, ama şeyi konuşalım Burak bence sen de. Şimdi... Xiaomi gibi markaların bu denli popüler olmasının en büyük e, motivasyonu, en büyük çıkış noktası fiyat performans canavarı. Evet. Fiyat performans canavarı ya da Apple, Samsung gibi firmaların hatta belki Huawei gibi firmaların sunduğu performansı %30, %40, %50 modeline göre belki biraz daha yüksek oranlarda daha ucuza sunmasıydı. Şimdi Xiaomi diyor ki 1200 euro istiyorum. Evet. Yani S21 Ultra'ya evet S21 Ultra göre hala daha fazla donanım sunuyor alt alta listelediğimiz zaman ama aynı fiyatı istiyorum diyor. Huawei'le aynı fiyatı istiyorum diyor. Apple'la yine çok benzer fiyat istiyorum. Ne diyorsun? Bu algı ironik bir tablo oluşturur mu? Bir, ya bir çatışma yaratır mı? Ya Xiaomi'yi takip eden bütün kullanıcı dostlarımız şu açıklamayı hatırlıyorlardır. Bizim Xiaomi telefonlarımızda kar marjı %5'in üzerine çıkmayacak. Hatırlarsınız diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bizim evet. de tekrarca, tekrarlarca defa defa defalarca yani %5 %5 yüzde biz bile şaşırdık dedik. Ki yani bu sürdürülebilir bir e, maliyet e, hesaplaması, kar hesaplaması mıdır acaba diye e, belli ki öyle bir şey olmuyormuş. O belli bir dönem <laughs> sıkılan e, şeylerden biriymiş açıkçası. E şöyle bence dediğimde haklısın bak iki tane önemli açıklamaları var. Birisi senin dediğin gibi cihaz satışından beşten fazla kar elde etmeyeceğiz diyorlardı. İkincisi Hı -hı. de Xiaomi'nin üst düzey yöneticilerinden birisi olan Xiaomi Hindistan'ın da başında olan yönetici e, iki ya da üç sene önce 700 dolardan daha pahalı bir telefon satmak için herhangi bir gerekçe yok diyordu. Evet. E, şimdi şöyle bir gerçek var bunu kabul edelim. Şimdi bu telefona bakıldığı zaman Xiaomi'nin 400 dolara sattığı bir telefonla kıyasladığı maliyetler kat bir kat daha yüksek. Çünkü bu ekran evet. tek başına zaten çok ciddi maliyet. Qualcomm her jenerasyonun maliyetleri yükseltti. Snapdragon 888, 5G modem vesaire. Kamera sensörleri diğer özellikler dendiği zaman bu telefon maliyet anlamında muhtemelen Xiaomi'nin yaptığı en yüksek maliyetli telefonlardan bir tanesi. Kesinlikle. Ama bu maliyet tabii ki 1200 euro değil. Bu önceki telefonun maliyeti 200 dolarsa, 250 dolarsa bunun maliyeti de bilemedim 400 dolar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla birden evet, evet. böyle 1000 bin, bin doları, 1200 bin dolar, 1200 liraya çıktığı zaman Xiaomi kendi kullanıcı ekosistemi. Şimdi Mi Community diyoruz da Mi topluluğu. Hı hı. Şimdi bak şu an bir de bir sürü üst seviye telefon var. Çıkmaya devam ediyor. İşte Mi 10 Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye gelmeyen Mi 10 Pro'lar, Mi 10 Ultra'lar vesaire. Böyle üst seviye telefonları var. Ama hem dünyadan da Türkiye'de en çok satan telefonlar hangisi ya da en çok sorusu olan telefonlar hangisi? Redmi. Note 9, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Note 10, Note 10 Pro ya da Poco bunlar değil. Dünyada da bu arada böyle bu. Ha Çin'de durum farklı olabilir. Hindistan'da kısmen farklı olabilir ama Xiaomi dendiği zaman Avrupa'da en çok satan 5 telefondan ya da 10 telefondan 3-4 tanesi Xiaomi. Bunlar çoğunlukla Redmi Note serisi telefonlar. Ha şimdi firma bunu yavaş yavaş kırmaya çalışıyor. Diyor ki uygun fiyat istersen Redmi Note serisi. Biraz daha genç iş uygun fiyat istersen Poco'muz var. Evet. Biraz daha fazla farklısını istersen yine bunların üst seviye versiyonları var. Ama Mi serisi istersen diyor artık Mi başka diyor. Onun için diyor kesin ağzını açacaksın diyor. Evet ilk yani başta böyle bir gidiyorlar. İlk başta biz yani belki kullanıcılar nezdinde şeyi karıştırdık yani aslında Xiaomi ve Redmi hani birbirinin bir, bir aynı parçanın bütünü aynı kafayla ilerliyorlar gibi düşündük ama bir süreden sonra Mi o yoldan ayrılmaya başladı yavaş yavaş kendi yoluna gitmeye başladı yani ürünler nezdinde baktığımda. Ya şimdi orada zaten şöyle bir şey var yani zaten dramatik bir fark var şimdi Mi'nin en üst seviye telefonu Mi 10 Ultra ile Poco'nun en üst seviye telefonu aynı değil. Evet. Poco F3 ya da X3 Pro gibi cihazlar bambaşka yani bambaşka segmentlerin cihazları. Orada daha fazla kafa karıştıran konu aslında BBK grubu. Dört tane markası var Oppo, Vivo, OnePlus ve Realme. Hı hı. Realme zaten yani direkt uygun fiyatlı cihazları konuşlandığı durum. Ama şimdi Oppo süper telefon yaptım diyor. Vivo süper telefon yaptım. Ses çipim bile farklı diyor. Hı hı. Ve şimdi Oppo'da daha doğrusu OnePlus'ta ben de süper telefon yaptım ve benimki de Oppo'nunki gibi bin dolar ve üstü diyor. Baktığın zaman önden hepsi aynı. Yani Oppo Find X3 Pro ile OnePlus 9 Pro önden aynı. Evet evet. Arkadan farklı. Şimdi hangisini kime satacaksın? Fiyatlar çok yakın. Anlatabiliyor muyum? Yani evet, evet. E şimdi OnePlus'ın farklı bir özelliği vardı. Neydi? Oxygenos arayüzü var. Gerçekten yani hızlıdan daha hızlı bir arayüz akıcılığı var. Herhangi bir Android e, e kıyas kabul etmeyecek. E bir bakıyorum haberleri. OnePlus diyor ki biz Çin'de bizim abimiz Oppo'nun kalorosu var ona geçelim. E tamam hadi ona da geçelim. E ne farkın kalacak? Evet evet yani. Ha. bir... Asal bilet farkı var. Hı hı. Onu da bırakıyorum yorumlamayı. Yok şey yani biz dediğim gibi kullanıcı nezdinde belki de bu noktada şey diye düşündük ya bunlar aynılar hani fiyat ikisi de yüz ikisi içinde yüzde beşlik karlar konuşuluyorsa biz ömrü boyunca ömrümüz boyunca bin dolarlık bin euroluk bin iki yüz euroluk telefonlar görmeyiz biraz şey yani nasıl diyeyim bir Xiaomi severin biraz gönlü kırılıyor benim söyleyeceğim budur yani. Ya bu telefonun Xiaomi zaten üret, ürettiği kadarını satar. Ticari anlamda bu telefon zaten Xiaomi'nin hani depoda tutacak, saklayacak bir telefon değil. Ee, ama her ülke pazarına uymayacağı da kesin. Mesela Xiaomi Türkiye çok güçlü bir ekosistem, çok güçlü bir kullanıcı topluluğuna sahip. Ama onların belki de hani binde birinin ...satın alma anlamında harekete geçirebileceği bir telefon diye tahmin evet. ediyorum. Ama teknik anlamda şu an Android dünyasının zirvesindeki bir iki modelden bir tanesi... ...birkaç modelden bir tanesi... Kesinlikle. ...ve arkadaki ekranıyla, kullandığı yepyeni sensörle... ...67 watt kablolu, 67 watt kablosu özellikleriyle gerçekten... E, ...hani test etmek için, incelemek için kullanmak isteyebileceğimiz bir telefon. Hı hı. E, ama tabii o parayı zor kazanıp... ...böyle bir telefon yatırımını aklının ucundan geçirdiğin anda... mesela başka hesaplarla devreye giriyor çünkü az bu paralar değil. 1200 liralık bir telefonun Türkiye'ye yansıması işte 15 bin lira oluyor. Elindeki telefon da 1200 lira. Türkiye'de evet. 15 bin liraya satılıyor. Ki Samsung'da Türkiye'ye özel fiyat kasan da bir marka esasında. Telefon çok pahalı ama bazen hani çok çok daha pahalı olması yerine çok daha pahalı olarak tutabiliyorlar, kalabiliyor. Öyle söyleyeyim. Anca o kadar. Şimdi bu seviyelere çıktığın zaman Burak şeyi de hesaplıyorsun. En azından ben hani böyle bir telefona para ayıracak durumda olsam Belki hani telefonu ikinci elde bir yatırım aracı olarak görmüyoruz ama ikinci evet. elde bir değerde aklım bir ucundan geçer. E, e baktığım zaman da Apple ürünlerinin ikinci elde değer koruması Android'e göre daha yüksek, daha sağlam bir değer çok, koruması çok var. Çok daha yüksek ya ben şey diye düşünüyorum 12 bin liraya aldıysan bu telefonu ben bir sonraki, sonraki sene değiştirirken Minimum 10 bin liraya, 9.500 liraya, 12 bin liraya aldığım telefonu satabilirim ve kullanılmış bir sene kullanılmış bir telefon, Sağın sonunda çizmezsem, kılıfla da kullanırsam bir sonraki telefonu geçiş için en önceki telefonumu kullanırım, üzerine 2-3 eklerim, bitti diye bakıyorsunuz ama Android bir telefon, şu telefon bir ayda yaklaşık 500 liramı, 700 liramına sıfır fiyatı düştü. <laughs> yani işte komik oluyor bu sefer hani 15 bin lira fiyatlı bir Android telefon bu sefer komik geliyor. Zaten bunun açıklaması da bu. Şimdi şöyle bir durum var. Sana son olarak, yani son habere geçmeden önce şöyle bir örnek vereyim istersen. Ee, mesela Samsung'un yeni telefonları çıktığı zaman Samsung Türkiye'de değişim kampanyalarına başlıyor. Eskiyi getir, Hı -hı. yeniyi kap gibi. Sanki alması çok kolay ya bu telefonlar. Yani. <laughs> Orada fiyatlara baktığınız zaman şunu gördüm. Apple'ın iPhone 7 Plus'ıyla e, Samsung'un, bak Samsung Türkiye'nin biçtiği resmi fiyattan bahsediyor. Hı -hı. Apple'ın iPhone 7 Plus'ıyla ki Dur bakayım o kaç sene? 2017'de mi çıkmıştı? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Evet iPhone 7 Plus. 2016'da çıkmış bak. iPhone Hı -hı. 7 Plus'la Samsung Galaxy S10e modelini yani 2 yıl önceki Samsung'un üst seviyenin başlangıç modeli diyelim. Yani. Evet. Küçük üst seviyesi diyelim. Aynı parayı veriyordu Samsung biliyor musun? 2019 yani... model Samsung'un orta üst seviyede üst seviye telefonuyla 2016 model iPhone'a Samsung Türkiye'nin verdiği para aynı. Anlatabiliyor muyum? Herkes her şeyi farkında. O telefonu üreten adam da onun farkında yani. <laughs> Yani böyle bir piyasası da var dediğim gibi tabii ki telefondaki önceki öncelikli amacımız gündelik hayatımızda işimizi kolaylaştırması, iletişimimizi sağlaması, eğlenceli vakit geçirmemiz ama sonucunda üst seviye bir telefonu para biriktirerek uzun ulaşlar sonucunu elde ediyorsan ben bunda mutlaka göz önünde bulundururum açıkçası. Aynen öyle ve sonra... Senin <gülüyor> <gülüyor> senin çok istediğin bir telefon var konuşalım abi dedin onu konuşalım <laughs> <laughs> Lenovo <laughs> Legend Duel 2. Şimdi çok is çok ya ismi de uzun gerçekten bir oyuncu telefonu arkadaşlar 6.9 inç ekrana sahip 259 gram ağırlığında az önce ağır dedik ya Mi 11 Ultra'ya daha da ağır. 9.9 mm kalınlık hani şey ölçü vardır ya işte bir parmak kalınlığı da telefon abi bu ne dediğin <laughs> bir kalınlıkta 5500 mAh bataryaya sahip ve değişik bir tasarımı var aslında oyuncular düşünülerek Kamera modülü sonrasında iki tane fan bu aktif fan yani aktif bir soğutmaya sahip arkadaşlar. İki tane bataryaya sahip telefonu iki Bak, yılına... Arkanda, <laughs> arkanda AMD 6700 XT ekran kartı var. Onda iki tane fan var. <gülüyor> Aynen <gülüyor> yani. <gülüyor> yani biz şey diyoruz artık iPhone 13'te ne bileyim yeni bir işte so şey, soğutma sistemine gidilmesi gerektiği düşünürken Lenovo diyor ki bir değil iki fan <laughs> ve iki ayrı adaptörle arkadaşlar şarj ettiğinizde telefon %100'e yarım saatte ulaşıyor. Parmix okuyucusunu pop-up kameranın üzerine koymuşlar gibi gibi tamamen tamamen bir oyuncu e, ihtiyacına e, cevap verecek telefonu ortaya koymuşlar diye düşünüyorum ben. Çünkü ROG Phone 5 aslında hani çıkış tarihleri arasında öyle çok çok e, fark yok ama bu telefonu gördükten sonra ben ROG Phone 5'i çoktan unuttum. Çünkü bu gerçekten bir oyuncu telefonu gibi gözüktü bana. Geçtiğimiz günlerde Jerry e, Jerry Everything e, kanalında yalnız bu telefonu eee Ekran abi. Evet. E, ekranı çizen Kran abi bile şöyle biraz ezdi anten çizgilerinden. çat diye gitti telefon ama ben hala e, çok hani bir oyuncu telefonu sevdalısı değilim ama gerçekten bir oyuncunun ihtiyaçlarına nasıl cevap verilir? e, ee, bunun, ka bunun kanıtı diye düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun abi? Valla zaten sadece arkasına baktığında çok nazik bir telefon olduğu belli. Yani çok dayanıklı bir kasasının olmadığı belli. Hı -hı. Şunu söyleyeyim tasarım anlamında. Önden bakıldığı zaman yani standart klişe bir tasarımı var aslında. Aroji formundan ayırt etmesi neredeyse imkansız. Yakın. Yani e, simetriye yakın bir alt üst çerçevesi var. Kenar çerçeveler tıraşlanmış vesaire. Ama arkadan bakıldığı zaman tasarıma kafa yorulduğunu anlıyorsun. Çünkü o çift göbek, çift göbekli yapı, or, ortada özel bir bölme, işte hı hı. ışıklandırılmış e, logolar, dediğin gibi pop-up kamera üzerine parmak iz okuma sistemi olması gibi detaylarla gerçekten özel bir telefon olduğu belli tasarım anlamında. Çift fan konusu şöyle, bir tanesi dışarıda, bir tanesi içeride, işte dışarıdaki hava alınıyor, içi soğutuyor, daha sonra sıcak hava tahliye ediliyor tarzında bir mekanizması var. E, Snapdragon 888 ısınan bir platform, bu jenerasyondan hı. ilk defa ARM'ın, Cortex X1 çekirdek tasarımında kullanmaya başladılar. Dolayısıyla hmm. e, Snapdragon 888'li bir cihazı benim kullanma şansım olmadı ama yurt dışına çıkan incelemelere baktığım zaman genelde benzer kanaatler var bu konu üzerinde. E, dolayısıyla böyle bir tasarıma gitmişler. Ama ben oyun telefonlarına bak şunu anlamıyorum. Diğer markalarda da gördüm. Asus'un Phone'un bazı modellerini kullanma şansını da yakaladım. Çünkü hmm. donanım olarak böyle ilgili şeyler yapıyorlar ama yazılım tarafı hep bir adım geriden geliyor. Mesela az önce Sony'den örnek verdik. Telefon telefonu yakın zamanda çok araştırdığım için söyleyebilirim. Sony'nin Xperia 1 Mark 3 modeli bir oyuncu telefonu değil. Bir oyun evet. telefonu olarak da dans edilmedi. Bildiğin hani iPhone 12 ya da Samsung S20 Ultra'ya rakip bir telefon gibi ama içerisinde 7-8 tane yazılım odaklı oyun özelliği var. Diyor ki adam sana bir özellik verdim. Oyun içi equalizer ayar. İstersen oyundaki ses frekanslarını değiştir ve ayak izini daha iyi duyabileceğin bir ayarı tutturursan onunla devam etmiyor. Mesela bu bir seçenek. Ya da diyor ki oyundaki karanlık alanları aydınlatma özelliğim var. Ya da diyor ki istersen oyunu 1080p 120 fps olarak kaydet. Evet. Hatta şöyle bir özellik var. Nvidia'nın Shadow Play'inde olduğu gibi GeForce Experience'den oyunun en efsanevi sahnesini senin için yakalayabiliyor. O 30 saniye yakalayabilme özelliği var. Bir de bir kareyi özel e, ölümsüzleştirmek istersen abi 30 saniyede 600 tane ekran görüntüsü alıyor telefon oyun içerisinde. <laughs> bir de Şimdi bak bunlar oyun... bir yanda bir yanda oyunda oynuyor. Ya aynen ya bunlar oyuncuların istediği şeyler. Yani burada en azından ben işte şeyle e, takdir ettim bu e, pop-up kamera mesela telefonu tam ortasına, tam ortasına tam ortasına konumlandırılmış. Yani canlı yayın yapacaksanız işte telefonun ne bileyim üstünden şöyle dikey tut, e, tuttuğunuzda üstünden çıktığı zaman yatırdığınızda sağınızda solunuzda kötü bir görünüm oluşturacak ve altına koysanız burnunuzun altından bakacak. Yani onu tam ortaya almışlar onu üzerine parmak izi okuyucu da ekleyip hadi orada e, oradaki alanda alandan da faydalanım gibisinden. Yani bilmiyorum çünkü e, işte kamerayı da ortaya yerleştirmek, bataryayı ikiye bölmek bunlar hep bir oyuncu olsam, bir mobil oyuncu olsam benim arayacağım şeyler gibi düşünüyorum. Sonrasında işte ne bileyim e, dokumatik butonlar var telefonun üzerinde. Bilmiyorum ben... E, Triggerları var işte. Ben aynen aynen dokumatik tri triggerlar var. Tetikleri var. E, yani bunları gördükten sonra bir mobil oyuncu olsam gerçekten bu telefon mu ROG Phone 5 mi diye böyle düşündüğümde bu bana çok daha sıcak bir seçenek bana, gibi geliyor. Şimdi Zaten telefonun görüntülerine bakıyorum. Bu arada ekranı da 6.92 inç, inç büyük bir ekranı var evet. ve baktığım zaman zaten 144 Hz artık ona alıştık da HDR10 hmm. HD Plus ve 1300 nit parlaklığı var yani kağıt evet, üzerinde evet. tamam e, Full HD Plus diyebileceğimiz bir ekran çözünürlüğü var belki ama Ha şu var, bu tür telefonlarda benim bugüne kadarki deneyimim şunu gösterdi. Kameraları genelde vasat oluyor, vasata yakın oluyor. Çok mümkünse bir kamera performansı beklememek gerekiyor ama son not olarak ben şunu ekleyeyim. E, senin de düşünceni merak ediyorum o konuda. Ben olsam böyle bir marka oyuncu telefonu yapıyor. Ya sonuçta Lenovo Legion Hı -hı. markası ya da notebook da yapıyor, gaming monitör de yapıyor. Hatta şimdi belki haberini görmüşsünüzdür. Lenovo kendi ekran kartlarını yapmaya başlamış. Radeon 6900XT falan Legion markalı vesaire. Abi şu telefonla birlikte ver bir senelik GeForce Now'ı bedava. Bomba. Tamam mı? Oyuncu telefonu. Yani Cyberpunk 2077'yi de oynasın bununla. Evet, evet ve şey de aslında yani çok güzel bir reklam taktiği de işte telefonda e, Cyberpunk e, oynarken görsellerini de koy yanına da yaz GeForce Experience üzerinden istediğiniz oyunu istediğiniz an istediğiniz yerde oynatabilin şeklinde. Hani belki telefonla çok alakası olma oyuncular için bile çok değişik bir e, cazibe e, oluşturacak. Ya ben sana şöyle söyleyeyim şimdi Lenovo marka dizisi bilgisayarında var diyelim Legion tamam mı? Bilgisayarda oyun oynarken sıkıldın ha ben biraz gideyim yatakta uzanırken bakayım dersen kaldığın yerden devam et işte. Evet evet. Çünkü yani... içerik sorunu var bak bu oyuncu telefonu alıyorsun aynı oyun işte Mi 11 Ultra'da da oynuyorsun. S21 Ultra'da da oynuyorsun anlatabiliyor muyum? yani Ve 90 Hz'de kilitlenmiş olabiliyor aslında 144 Hz ekran e, işte 1700 nit dediğin yerde bütün telefonlar ne bileyim eş düzeyde kalıyor. Yani birbirinden tasarımsal ve ergonomik açıdan bir şey sunulmadıysa. ...aynı kafada kalıyorlarmış gibi görünüyor. Kısa tasarım anlamında tebrik ediyorum. Arka tasarıma kafa yormuşlar. Hani ez, Yani ezber bozan bir tasarım var. Standart bir tasarımı Lenovo markası da koymamışlar. O açıdan hmm. bence güzel olmuş. Senin ekleyecek başka bir şeyin yoksa yavaş yavaş istersen kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar. Yani e, mobilite ile beraber biz yine gündemin e, hızını... ...ve yeni haberleri sizlerle beraber paylaşıyor olacağız... Ee, yayınlarımız hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar ee, ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek isterseniz Instagram hesaplarımızdan, özellikle beni Instagram hesabımızdan Burak Salt'tan e, Burak Salt e, yazarsanız Instagram'a beni bulabilirsiniz arkadaşlar. Erda abi seni nasıl bulacaklar? KC görüyorlardır muhtemelen bizim Instagram adreslerimizi. Bana da fx57 yazarak ulaşabilirler. E, şunu söyleyeyim. Biz Mobility'yi bundan sonra Burak'la beraber e, bol bol çekeceğiz. Tabii hem ilk defa Burak'la çekiyoruz. Evet. Hem de ilk defa COVID-19 koşullarına uzakluğunuza yapıyoruz. Dolayısıyla hatamız olursa şimdiden affola. Yorumlarınıza, görüşlerinize, fikirlerinize açığız. Programın akış anlamında neler yapabiliriz? Konu dağılım anlamında neler düşünebilir? Aklımızdaki e, farklı fikirler var. Bunları zaten ürettikçe ekranınıza görmeye başlayacaksınız. Hı -hı. Ama e, bundan sonra Burak'la beraber bol bol sohbet edeceğiz. Belki canlı yayınlar da yaparız arada. Sürpriz. İnşallah. Son dakika. Baskın canlı yayınlar da olabilir. E, Onlar için de eğer Donanım Haberi'nin YouTube kanalına abone değilsiniz, abone olmanızı, e, abone olmayı düşünebilirsiniz. Tavsiye ederiz tabii ki. Görüşürüz o zaman arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Pandemi döneminde sağlığınıza çok çok dikkat edin. Hadi bakalım. Hoşçakalın.